Elazığ'da son dönemlerde Keban Baraj Gölü'nde balık ölümlerinde artış gözlemlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç araştırmaları sonrası yaptığı açıklamada balık ölümlerinin sebebinin ortamda olmaması gereken İsrail sazanı olduğunu, kayıpların ekonomik açıdan zora sokacak bir kayıp olmadığını dile getirdi. Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde artan balık ölümleriyle ilgili başlatılan incelemede balık türlerinin diğer balık türlerinin yumurtalarını yiyerek çoğalan İsrail sazanı olduğu tespit edildi. Bilmiyorum. Ama muhtemelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri artan balık ölümleriyle ilgili Keban Baraj Gölü sahasında inceleme başlattı. Baraj sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, su numunesi ve balık numunesi alınarak laboratuvar analizi sonrası sonuca ulaşacaklarını, fakat kıyıya vuran balıkların kendileri için ortamda olmaması gereken bir balık türü olduğunun altını çizdi. İlimiz Keban Baraj Gölü'nde ee, balık ölümlerine rastlandığı ile ilgili e, bazı bilgiler bize de geldi. Yeni yapılan arkadaşlarımızın yapmış oldukları incelemelerde hem su numunesi hem de balık numunesi alınarak ilgili laboratuvarlarımıza gönderildi. İnşallah laboratuvar analizler sonucunda e, bunun nedeninin ne olduğu konusunda bir fikir edinmiş olacağız. Ancak ilk belirlemelerimiz şunu gösteriyor. Ölen yavru balıkların çoğunluğunun İsrail sazanı dediğimiz karnivor olan ve diğer balıkların yumurtalarını yiyerek çoğalan ve ortamda baskın tür haline gelen ve bizim için de ortamda olmaması gereken balık türü olduğunu müşahede ettik. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kayıpların ekonomik açıdan zora sokacak bir kayıp olmadığını söylerken, bölgedeki su kaynaklarını ciddi bir şekilde takip ettiklerini belirtti. Biz Kayıplarımızın ekonomik açıdan bizi e, zora sokacak bir kayıp olmadığını gördüğümüz için ayrıca sevinçliyiz bu anlamda. Bu anlamda bakanlığımızın çalışmaları devam edecek. Biz Eim Müdürlüğü olarak hem bölgemizdeki su kaynaklarımızı çok ciddi şekilde takip ediyoruz. Sürün üretim Araştırma Su Müdürlüğü'müz zaten aylık olarak ve mevsimsel olarak sıcak e, su kaynaklarımızdaki e, periyodik incelemelerini, su sıcaklık değerleri, elektrik yetkenliği değerlerini, pH değerlerini takip ediyorlar.